Çukurova için, Çukurova Havzası için, Kahramanmaraş'ta dahil olmak üzere, şunu pekala söylemek mümkün. Ekonomisiyle, insan kaynağıyla, coğrafyasıyla, tarım alanıyla, toprağıyla, insanın vatanseverliğiyle, biraz önce Sayın Vekilimiz söyledi, şairler şehri olduğu kadar şehitler şehri. Evet, Çukurova aslında bir bütün olarak şehitler yatağı. Yani nüfusa göre en çok şehidin verildiği il Osmaniye. İkinci sırada herhalde işte bu bölgeler gelir. Adana, Maraş vesaire gibi. Dolayısıyla hem eğitimli, eğitimi önemseyen, vatansever gençler yetiştiren bir yatak burası. O yüzden bölgemizin gelişmesi, gençlerimizin geleceğe hazırlanması, o vatansever duyguyla, vatanseverlik ruhuyla geleceklerini kurmaları, eğitimlerine devam etmeleri, kendilerine bir gelecek inşa etmeleri çok önemli. Şu an güzel bir dondurma şov izleyeceğiz. Şimdi Kerman... Bakalım yapabilecek miyiz? Bence beklentileri çok düştü. Valla yaparsın diyebiliyorum değil mi? Sayın Bakanım, Sayın Valim. Tamam abi yeter. Sayın Bakanım, kesenin kadar yemeniz gerek. Buna göre. Evet, şimdi bakanımız ne deneyim yapacak değerli konuklar? Sayın Bakanım, size yardımcı olur. Sayın Bakanım, bakanımıza alkışlarımızı ateşledebilir miyiz lütfen? Sevgili hanımlar, kıymetli büyüklerim. Tabii geri ver. Bu da güzel. Şöyle resim çektirelim. Sayın Bakanım. Evet, Kervan Pastaneleri, Sayın Sami Kervancıoğlu. Sayın Bakanımıza. Sayın Bakanımız. Evet.